Efendim merhaba. Bu programda bir Anadolu kültürü üzerine konuşacağız. Polis, kentleşme, mitoloji, kavramlar üzerine konuşacağız. Daha doğrusu şöyle özetleyeyim. Anadolu kültürü ve renkler. Bir önemli bir konuğum var. Çünkü bu konuya şöyle bir şey söyleyeyim. Yaşı genç ama hani ömür vermek denir ya, gerçekten öyle bir şey. Çünkü çok uzun yıllardır da takip ediyorum. Ayak izlerini takip ediyorum diyeyim efendim. Ali Canip Olgunlu beyefendi programın konuğu. Kendisi Türkolog, kültür tarihçisi. Ama galiba şöyle desem daha mı doğru olacak yahu? Anadolu kültürü tarihçisi desem daha mı doğru olacak? Kesinlikle. Daha mı böyle özellikle olacak? Öyle değil mi? Efendim, kendisi onlarca kitaba imza attı. Şimdi hem kitaplarından da söz edeceğim, sizlerle de paylaşacağım kitaplarının bir kısmını. Şimdi özellikle bu birinci programda kendilerinin programı uygun olduğunda zaman zaman bu programda konuk etmek isterim. Çünkü konuşulacak çok konu var. Yalnızca Anadolu değil, İstanbul konuşacağız, başka kentler konuşacağız. Toprak altından toprak üstüne çıkardığımız bu değerler, bunlar ne anlam ifade ediyor? Bütün bunları konuşacağız. Ben şöyle elimde çok emek verilmiş bir kitap var, Mitos'tan Logos'a. Şöyle başlamak isterim müsaadenizle. Bir, mitoloji dediğimiz zaman ne anlıyoruz, ne anlamak gerekiyor? Mitoloji dediğimizde yalnız da antik çağ dönemi, Helen mitolojisi mi? Hı hı. Bütün dünya kabulü böyle başlar ya. Ne hikmetse Asya zaten hiç anımsanmaz. Ya. Ve bizim kendi müfredatlarımıza ve eğitim öğretim programlarımıza göre biz de Anadolu'da mitolojiden bir haber olarak okur geliriz. İşte ancak sizin gibi uzmanlar işte anlatmaya başladığı zaman, o da özel ilgi duyan gruplar, aa demeye başlar. O zaman lütfen mitoloji bu kavramdan başlayalım. Bu ne anlama geliyor? Helen mitolojisi, Anadolu mitolojisi, bunların farkları nedir? Lütfen sizden dinleyelim. Öncelikle her zaman olduğu gibi nezaketinize ve zarafetinize. Estağfurullah, estağfurullah. Anadolu'da yol almış olan bütün yolcular adına çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Üstadım, mitoloji birçok tanım olmakla birlikte insan zekasının bilimsel sorulara vermiş olduğu bilim dışı karşılıklar evresidir. Bu bağlamda M.Ö. 10.000 15.000'leri düşününüz. Depremler oldu, şimşekler çaktı, tabiatta türlü türlü değişiklikler, gökyüzünde türlü türlü değişiklikler. Bu insanlar doğaya karşı hep bir soru sordular. Kimileri sormuş olduğu bilimsel soruya bilim dışı karşılık verdi. Efendim onun adı mitostur. Ama kimileri de doğaya karşı, kozmosa karşı doğru soruya doğru cevaplar verdiler. Efendim bunun adı da Logos'tur. O yüzden mitolojiyi ikiye ayırmak gerekir üstadım. Logos neyin ne olduğu, mitos neyin ne olmadığı. Bizim derdimiz neyin ne olduğuyla, yani aslının aslı. Zaten bir şeyin aslının aslı bilinemez ise üstadım orada hemen bir fantazi edebiyat ortaya çıkar. O anlamda mitolojinin ne anlattığından ziyade ne anlatmak istediği önemlidir. Şimdi ne anlatmak istediği üzerine sosyoloji, psikoloji, teoloji, sembolizm gibi o diğer yan bilim dallarında hep bir arada düşündüğümüz zaman üstadım o insanların korkularını, endişelerini, ihtiyaçlarını anlar hale geliriz. Bence mitolojinin faydası budur zaten üstadım. Yoksa bir masal, bir hikaye asla değildir.
benim nezdimde tam bir bilim dalıdır. Aslında masal olarak baksak dahi, biliyorsunuz masal çocukları uyutur. Ama masal büyükleri uyandırır. Büyüklerin bu mitolojinin o neyin ne olduğuna dair o muazzam yolculukla çözülmemeler yapa yapa gittikleri zaman bize de çok güzel insani, kültürel, sanatsal anlamda uyanışlar sağlarlar. Hatta dinin arkeolojisi nasıl tasavvuf ise, üstadım dinlerin arkeolojisi de mitolojidir. Buyurduğunuz gibi mitoloji deyince akla gelen de Helen, yani Yunan mitolojisi geliyor. Oysa ki İnka, Aztek, Maya, Sümer, Mısır mitolojileri vardır. Ama burada beni en fazla tabii ki ilgi duyduğum, yaşamış olduğum muazzam coğrafya olan Anadolu mitolojisi üstad. Biz Ege'ye, üstadım, denizin deniz gibi olduğu tek deniz deriz. Ama kaynağımız nedir? Homeros'tur. Malumunuz Homeros bizim İzmirli, Simirnalı o zamanki ismiyle. O diyor ki denizin deniz gibi olduğu tek bir deniz var. Ege. Hakikaten de hakkıdır. Çünkü Ege deyince bilim, sanat, felsefe gelir. O zaman Ege'nin öte yakası Hellas, Yunanistan'ın işte buram buram Helen kokan tanrı ve tanrıçaları vardır. Zeus, Poseidon, Ares, Athena, bunlar buram buram Helen kokarlar. Ama üstadım suyun bu yakası, yani Anadolu'ya baktığınız zaman, başta Dionysos, Kibele, Artemis, Apollo olmak kaydıyla bir Anadolu kokarlar. Şimdi sorun burada şu, onlar hakkındaki bu hayal ürünü, sözler bütünü olan mitos anlatılarının altında neler yattığını bulmak gerekir. Bulduğumuz zaman karşımıza üstadım Anadolu kültür tarihi hakkında çok şey elde ederiz. Hülasa, Anadolu'da yaşayan herkesin üstadım Anadolu mitolojisi ile bir bağ kurması gerekir. Bir şey sor, müsaade eder misiniz? Bir ara soru sorayım. Mesela Anadolu arkeoloji tarihi ile Anadolu kültür tarihi eş zamanlı mıdır, farklı zamanlı mıdır? Mesela arkeoloji malumunuz genç bir bilim dalı. Çok genç bir bilim dalı. Şimdi Anadolu kültür tarihi benim gözümde insanoğlunun kültür tarihidir. Neden üstad? Göbek kitabımız var. Dünyadaki hangi coğrafya milattan önce 10 bine gidebiliyor? Tabii ki Göbekli Tepe bir arkeolojik kazılar ile bulundu. Buradan onun ruhuna selam olsun Klaus Schmidt'e. Onun sayesinde bulundu ve dolayısıyla eş zamanlı diyebiliriz. Anadolu kültür tarihi, arkeoloji tarihi ama aynı zamanda bu her ikisi dünya kültür tarihi oluyor. Müsaade buyurursanız metafor kullanmak isterim. Lütfen. Karadaki deniz, denizdeki kara metaforunu çok severim. Dünyanın her yerinde kara var. O karadaki denizi baz aldığımız zaman, üstad biz katman, 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 12 bin yıl derinliğe dalarız. Dünyanın her yerinde insanlar dalabilirler ama bizim gibi derinlere dalamazlar. Biz 12 bin metre dalıyoruz karadaki denizde. Ama ardından denizdeki karada ise üstad, biz ona Kaf Dağı deriz. Yüksel, yüksel, yüksel. E senin Yunusların, Mevlanaların, Hacı Bektaşların yani o insanı insanlığından öte, o insanı kamil meşrebinde dile getiren, dile getirirken de yaşayan insanlar var. Bu bağlamda karadaki denizde dalarız, denizdeki karada yükseliriz. Üstad bu bize ne kazandırır? Genişlik kazandırır. Anadolu nedir? Arkeolojisiyle, insanoğlunun kültür tarihi ile bizi dalgıç yapar, bizi kaşif yapar. Nihayetinde de bize
bizden öncekilerin bırakmış oldukları ile muazzam bir genişlik sağlar. İsa dünyanın hiçbir yerinde bu kadar derin ve yüksek yer yoktur. O yüzden arkeoloji ve insanoğlunun kültür tarihi, eğer bunun bir A, B, C'si varsa, saygıdeğer Veli Sevin hocamızın öyle bir kitabı vardı. Arkeolojinin A, B ve C'si, Üstadım Anadolu, dünya arkeolojisinin A'sıdır. Peki, şimdi Anadolu arkeoloji tarihi, Anadolu kültür tarihi Uzak Asya'dan etkilenmiş midir? Tabii ki. Ne gibi? Ki. Üstad şöyle, genelde hep derler ki medeniyet neden hep bu aşağı ve yukarı Mezopotamya? Üstadım iklimle alakalı. Eğer iklim, o jeolojik olarak birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü zamanlarda iklim Meksika'da ya da Amerika'da yumuşasa idi, elbette avcı toplayıcı gruplar orada aşağıya inip yerleşik hayata geçeceklerdi. İklim aşağı Mezopotamya'da, yani malumunuz Mezopotamya iki nehrin arası anlamına geliyor. Dicle ve Fırat. İklim yumuşadı. Avcı toplayıcı atalarımız aşağıya indiler. Yerleşik hayata geçince de üstadım o medeniyet dediğimiz, aslında o çok o çağ için biraz iddialı bir kelimedir. Buna bence kültür diyelim. Kültür nedir üstad? Doğanın yaratmış olduğu her şeye karşılık. İnsanoğlunun bütün yaratımlarına kültür denir. Mesela buğday, ana vatanı. Bizim Karaca'da biliyorsunuz insanın kültür hayatına soktuğu üç şey çok önemli. İlkin buğday, ardından üzüm ve şarap, ardından zeytin. Üstad buğday ve zeytin ana vatanı Anadolu'dur. Sonra dönersem üstad etkilenme o aşağı ve yukarı Mezopotamya'dan başlar ve önce adet, sonra gelenek, sonra kültür, ardından da temel atmaya başlarız. Üstad, medeniyet bir temel atmaktır. Bakınız, yine müsaadenizle, medeniyet kelimesini yeryüzünde çoğul olarak kullanabilen tek coğrafya Anadolu'dur. Ne gibi? Bir örnekleyelim. Avrupa bir medeniyet. Uzak Doğu bir medeniyet. Çin bir medeniyet. İran bir medeniyet. Ama Anadolu medeniyetleri. Üstad kültür neydi? Doğanın yarattığı her şeye karşılık insanın yaratımları. Sonra bunlara milli unsurlar yüklenince kültür orada bir yerleşir. Ardından bu kültür diğer coğrafyaları etki ederse, milletler arası bir hale gelirse de adı medeniyet olur. O yüzden Anadolu böyle bir şey üstadım. Kaidemiz medeniyet, kültürlerimiz ise onun ürünleri. Ürünleri. Malum yine, eğer kültür her şeyin varlık nedeni ise, üstadım sanat bunların göstergesidir. Bakar mısınız? Onlarca medeniyet, yüzlerce kültür, ve onların ortaya koyduğu göstergeler binlerce. Müzikte, sanatta, edebiyatta, folklor dediğimiz halk biliminin her alanında. O yüzden hep derim üstadım, Anadolu tek başınadır. Yalnızca kendisine benzeyen yeryüzündeki tek coğrafya. Çok iyi bilirsiniz. Anadolu'dan çıkın batıya gidin. Evet. Benzerler birbirlerine. Anadolu'dan çıkın doğusuna gidin, benzerler birbirlerine. Ama bu coğrafyada denizin deniz gibi olduğu denizden bahsettik Ege. Üstadım bu coğrafyada dağlar da dağ gibi, ovalar da ova gibi. Her üçünün olması gerektiği gibi olan tek coğrafya. O yüzden medeniyetler burada. Bir de yine müsaadenizle üstadım. Hep derler ki Anadolu bir köprü. Hayır üstadım. Anadolu asla bir köprü olmadı. Eğer köprü olsaydı, batıdan gelenler köprü doğuya, doğudan gelenler köprü batıya. Niye toprakta kaldılar? Yani niye? İşte o ilk insanoğlunun buralarda avcı toplayacak aşağıya inip, üstad Göbekli Tepe, Çatalhöyük, Çayönü, Kanişkültepe. İnsanoğlu burada
o doğanın vermiş olduklarıyla, kendi yaratımlarıyla bir medeniyet, bir üretim ortaya koyarlar. Sebebi bu. Bakın bu coğrafyaya gelip de bu coğrafyaya yurt edinmeyen tek kavim İran'dır, Pers'tir. Bir tek onlar kalmadı. Çünkü onlar emperyaldir üstadım. Onlar yerleşik bir toplumdur. İran yerleşiktir. Geldi, 200 yıl kaldı, vergileri aldı, Persepolis'e gitti. Çok istisnai bir örnektir. Sadece Pers. Anadolu'yu dolaştınız üstadım. Ben de 35 yıldır dolaşıyorum köy köy. Hemen hemen hiçbir yerde Pers eseri göremezsiniz. O zaman iki ara sorum. Birincisi, Persepolis, polis ifadesi, kent yaşayın, ifadesi. Yaşayın. İkisinin arasındaki fark? Çok teşekkür ederim. Uzun yıllardan beri bu farkı ortaya koymak için çok dert çektim. Çok anlatmaya çalıştım. Üstadım, polis bir şehir anlamına gelir. Ve dünyada şehir mimarisinin ilk örneği bizim Millet Söke yakalarında Preene antik şehirdir üstadım. Bakınız, canı selam olsun ola Hippodamus tuttuğu ızgara planlı şehir mimarisini ortaya koydu. Bu ilktir. Akabinde bunu Efesus takip etti. Akabinde Miletos takip etti. Bakın, şehirciliği ortaya koymuşuz. Ama kent diye diye şehirlerimizi mahvediyoruz. Üstad, şehirler tarihidir ve yataydır. Kent dediğimiz şey modern çağın bir tasarımıdır. Dikine dikine giden kule kule yapılardır. Ve gökyüzünü göremeyiz hiçbir zaman. Yani. Ne maviyi görürüz ne bulutu görürüz. Ve şimdi kuşları üstad, da göremiyoruz. Yaşayın. Ve üstadım, bir edebiyatçı olarak Taşıcılı Yahya'dan bir örnek vereyim size. Lütfen. Taşıcılı Yahya der ki, şehirlerdeki kubbeler yer yer karada yelken açmış yelkenlilere benzer. O yüzden şehir mimarisinin müthiş sembolü kubbelerdir. Hı hı. Kiliselerde, camilerde, medreselerde, hamamlarda, çeşmelerde, pazar, yani o kapalı çarşılarda hep kubbeler vardır. O yüzden şehrin o tarihi tarafını çok iyi üstad korumak durumundayız. Nasıl koruyacağız? Kavramı iyi bilerek. Eğer siz Efes'e kent derseniz üstadım, Efes'te yaşayan, Efes'i o hale getirenlere çok büyük bir saygısızlıkla bulunmuş oluruz. Efes nedir? Efes antik şehirdir. Bergama antik şehirdir. Sagalassos antik şehirdir. Buradan sizin vasıtanızla mesaj vermek isterim. Buyurun efendim. O antik şehirlerin tabelalarına ne olur kent yazmasınlar. Ne olur kent yazmasınlar. Demek Efes antik kenti. Tabelayı görüyorsun, sarıya, sarı üzerine siyah yazmış, kente gidiyorsun. Bir insan nereden gelip nereye gittiğini bilmek durumundadır. Eğer nereden gelip nereye gittiğini bilmezsen üstadım, işte böyle çarpık çarpık tanımlar ortaya çıkar. Zaten bizim en büyük problemimiz bu üstad. Kültür tarihimizin tahlilini bir türlü yapamadık. Eğer bir coğrafyada yaşayan insanlar kültür tarihinin tahlilini yapamaz ise üstadım, bir başka kültürle sağlıklı bir ilişki kuramaz. Şimdi izleyiciler için bir şey söyleyeyim, bir anımsatma. Örnek, Sofya'ya gittiğinizde ya da örnek Budapeşte'ye gittiğinizde tam da sizin dediğiniz gibi o kubbeleri görüyorsunuz. Ne? Size onu anlatıyor. Tabii. Değil mi? İyi güzel. Bulgaristan dediğiniz bu ülke neredeyse 450 yıl, 500 yıla yakın Osmanlı'da kalmış mı? Kalmış. Aynı şey Macaristan için geçerli mi? İşte aynı şey Bosna için geçerli. Uzun sözün kısası, Balkanlar için geçerli. Selanik'i ayrı tutuyorum çünkü Selanik aynen dediğiniz gibi dikey mimarinin İzmir'in başına gelen, onun da başına gelmiş. Orayı da mahvetmişler çünkü nerede bir hafta falan oluyor. Tekrar geri döndüğüm o coğrafyada bir dolaştım, gittim. Sorum şu, peki o Bulgaristan, o Macaristan özellik örnek olsun diye söylüyorum. Onu korumayı başardı. O örnekleri bize gösteriyor. Biz niye başaramadık? Ya. Biz ne yaptık? Yani biz niçin, örnek veriyorum Malatya'yı, biz niçin Kars'ı,
niçin Kırşehir'i İstanbul kentine benzetmek zorundayız? Yaşayın, niye? Yaşayın. Niye? Öncelikle az önceki o kavramı şöyle bir yine bir hicivle belki de şikayet ile tamamlamak isterim. Üstadım, her şehirde müzeler yapılıyor. Ne olur onlara Gaziantep Şehir Müzesi desinler. Tokat Şehir Müzesi desinler. Trabzon Şehir Müzesi desinler. Trabzon Kent Müzesi demesinler. Son derece önemli benim için. Üstadım, sorunuza gelince, efendim bağ kuramıyoruz. Bir insan şayet gerek kültürel, gerekse de inançsal olarak bağ kuramaz ise bağnaz olur. Ve bağnaz zihniyet zaman bilincini esas alır. Mekan bilincini alamaz. Bence kültür tarihinde bir mekan bilinci vardır, bir de zaman bilinci vardır. Mekan bilincini bilirsek, modern Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı, Osmanlı ile Selçuklu, sonra Roma, ardından Helenistik, ardından İonya, Frigya, bizim Urartu, Hitit, Göbekli Tepe'ye kadar bağ kura kura gidersek üstadım, organizasyon yaparsın. Bu mekan bilincidir. Ama zaman bilincini esas alırsan bizden önce yapılmış, bu bizden değil diye ya yok sayarsın ya da tahrip edersin. Örnek verdiğiniz şehirler benim nezdimde bağ kurmuşlar üstadım. Bağ kurduğu için koruyor. Bağ kuramayanlar ise bir önceki burada yaşayanların eserleri diye dinsel, ırksal, çeşitli marjinal sebepleriyle tahrip etmişlerdir. Müsaadenizle bu konu çok önemli üstadım. Homeros da bizimdir, Hazım Mevlana da bizimdir. Altıncı Mitidates ise o zamanın Atatürk'üdür üstadım. Zamanın Atatürk'üdür. Topyekün bir şekilde Anadolu'yu organize etti, barbarlara karşı Anadolu'yu savunmuştur. Mitidates de bizim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizim. Thales de bizimdir üstadım, Hacı Bektaş-ı Veli de bizimdir. O manada o bizim kavramını çok iyi anlamalı. Ardından anlamlandırmalı, ardından da izah edebilmek için çırpınmalıyız. Bence kültürel miraslar doğuda, batıda, her yerde korunup asıl korunması gereken bu coğrafyada korunmuyor ise üstadım, ne ben demesini ne de biz demesini bir türlü öğrenemediğimizden dolayıdır. Ben buna üstadım mavi derim. Bu ülkede yaşayan herkesin mavi adı nedir? Merhabadır. Bir de kırmızı adı nedir? Aşktır. O yüzden kültür tarihinde karadaki denizde dalanlar merhaba, merhaba, merhaba diye diye Göbekli Tepe'ye kadar gidebilmeli bağ kura kura. Ardından da o denizdeki karada yükselirken de Yunus var üstad, Hacı Bayram Veli var, Hacı Bektaş-ı Veli var, Mevlana var. Onlar bütünsel anlamda bizdediler. Hoş olmaz mı kırmızıyla mavi renklerle bürünsek? Birisi aracısız olarak Yaradan ile senin aranda bağ kuruyor ki bu kırmızıdır, aşktır. Diğeri de merhaba, cemevi de bizimdir, cami de bizimdir, sinagog da bizimdir, tapınaklar da bizimdir. Bu coğrafyada gelen herkes, üstadım, herkes için bu coğrafyadaki o dini mimariler ruhların bahçeleridir. Şimdi Dionysos şenlikleri yapıyoruz. Evet. Peki, şimdi buğday, zeytin ve üzüm. Anadolu'nun, özbeöz Anadolu. Neden buğday ve zeytin için şenlikler yapılmamış? Orada Dionysos'u konuşuyoruz. Evet, söylüyoruz. İşte şarap tanrısı ve aslında tabii bereketi simgeliyor. Her ne kadar şarap tanrısı falan öyle ifadeler kullanıyorlarsa da. Niçin buğday ve zeytin için ya, yok? Mesela kibele. Ya, buğday deyince aklımıza hemen bizim kibele gelir. Kibele. Ve kibelenin biliyorsunuz o bir gizem dinidir. Anadolu'nun çok önemli bir gizem dini. Roma o dini kendi bünyesine aldı.
vardı. Buğday. Diğer adı serezdir bunun. Hı hı. Üstad, buğday deyince hemen yanı başımıza ocak tanrıçaları da gelir. Bu devam etti. Yüzyıllar boyunca aslında biz buğdayla haşır neşirdik. Bu da çok enteresan değil mi? Buğdayın ana vatanı. Buğdayla özdeşleşen bir koca bir ana tanrıça var üstad. Ama şu an ne kadar yabancıyız. Öte yandan zeytin çok enteresan. Bu çok enteresandır burası. Hani ana vatanı bizim Mardin, Antakya civarlarıdır ya. Hep bu sorulur. Hocam madem zeytinin ana vatanı burası, neden şimdi Mezopotamya'da hiç zeytin yok? Üstelik çünkü ekonomi tarım ve hayvancılıktır. Binlerce yıldan beri zeytine orada pek yer kalmamıştır. Ana vatan ama pek yer kalmadı. Zeytin geldi Ege'ye. Tarım ve hayvancılığa müsait bir coğrafya olmadığından dolayı zeytin Ege'de tutundu. Ama zeytin deyince aklımıza üstadım mutlaka ne gelir? Athena gelir. Çünkü mit şöyledir. Bizim Halikarnas balıkçısına selam olsun. O herhangi bir mitolojide mitos anlattığında söze şöyle başlardı. Sözüm ona mitoloji bu ya. Hellas'ta bir şehir kuruluyor. Şehre ne isim vereceğiz? İki tanrı ve tanrıça yarışmaya katılır. Yaratın derler faydalı bir şey ki, kiminki faydalıysa şehre onun adını vereceğiz. Vaktimiz ölçüsünde çok kısaltmaya çalışıyorum. Poseidon atı yaratır, Athena zeytini yaratır. Zeytin attan daha faydalı diye şehre Athena'dan Athena derler. Üstadım aslında Athena dediğimiz Helenli bir kişidir. Anadolu'ya gelmiştir. Zeytinle tanışmıştır. Fidanlarımızı alıp oraya götürmüştür. Bakın bu mit dahi zeytinin ana vatanının Anadolu olduğunu çok güzel gösterir. Dolayısıyla şayet sorunuza döneyim. Neden halen Dionysos ayinleri, neden halen Kibele'den bir buğdayı ya da o zeytin, Endymion mesela çok güzel karşımıza çıkar. Diğer yarı tanrı ve tanrıların üzerine bir festivaller, bir ritüeller yaşamıyoruz. İşte bağ kurmayı unuttuk. Bugün hoş olmaz mı üstadım? Bir Apollo şenlikleri, bir Dionysos şenlikleri. Benim nazarımda nasıl ki Konya'da Hazım Mevlana'nın şebbi arzunu yapıyorsak, nasıl bizim Hacı Bektaş Veli kasabasında Hacı Bektaş Veli üzerine sempozyumlar yapıyor isek, üstadım Apollo, Artemis ve onlarca böyle tarihsel ve inançsal takvimleri etkeden portreler üzerine şenlikler yapabiliriz. Ama galiba bunun da şartı şu mudur? İdeolojik körlükten ve dini bağnazlıktan kurtulunmadığı sürece kısacası uygarlaşma diye galiba onu tanımlıyoruz. Bunu gerçekleştiremediğimiz sürece işte şu söylediğiniz mitolojik değerlere, tarihsel, kültürel değerlere, öz be öz, toprağın değerlerine işte bu bağlamda sahip çıkamıyoruz. Kesinlikle. Sahip çıkamıyoruz. Kesinlikle. İthal yapay bir kültür getirip yapıştırıyoruz. Kesinlikle. Ve onun üzerine neyi bina etmeye çalışıyorsak onun üzerine bina etmeye çalışıyoruz. Şimdi bir şu anlatımlarınızdan böyle Anadolu doğuda kaldık. Şimdi bu tarafa batıya doğru böyle yürüdüğümde şimdi bir Truva diye bir şey var. Hı hı. Üzerine de filmler yapılıyor. Evet. Şimdi Truva'yla nasıl bir bağ kurabiliriz? Yaşayın. Mesela Truva, Troya, Hattuşa gibi bizim onur kaynağımız olan şehirlerdendir. Milattan önce 1200'lü yıllar. Dardanos, Çanakkale bölgesi, Troya, bir de bizim Hattuşa'mız vardır. Hitit. Zaten ne zaman Hattuşa ve Troya barbarlar yüzünden yağmalandı, üstad biz yaklaşık 300 yıl boyunca karanlık çağa girdik. Bakın ne kadar enteresan bir şey söylüyorsunuz. Bir taraf Çorum. Tabii. Bir taraf geliyorsunuz bu taraf ya. Çanakkale, yani günümüz kullanıyoruz Gelibolu, evet. Çanakkale. Ya. Bakın
ve oradan nasıl bir bağ kuruyorsunuz? Eyvallah. Nasıl böyle bir çizgi çekiyorsunuz? Ve hatta mitsel bir anlatı da Amazonların yurdu, ana yurdu bizim Samsun Terme'dir. Evet. O savaşta Troya adına barbarlara karşı mücadele etmek için giden bir kavimdir Amazonlar. Üstad sonuçta Troya topyekün bir Anadolu savunmasıdır. Biliyorsunuz bunu siz çok iyi bilirsiniz. Asker kökenli olduğunuzdan dolayı barbarlar sahip olmadıkları şeyleri sahip olsunlar diye yağma üzerine saldırırlar. Ama medeni toplumlar savaşmazlar. Kendilerini savunmak zorunda kalırlar. Ya barbarların kaybedeceği hiçbir şey olmadığından dolayı eninde sonunda orayı fetheder ya da işgal eder. İşgal eder tabii ki ve yağmalarlar üstadım. Hattuşa'nın da, Troya'nın da başına gelen Anadolu dışından gelip yağmacıların bu kazanımları üstadım tarumar etmeleridir. Ama Troya Savaşı asla ve asla dedikleri gibi bizim Paris gidip Helena'yı kaçırdı, savaş başlamadı. Değildi. Ya dedikleri gibi atın içine askerler girdi. Askerler çıktı, Troya düşmedi. Efendim sebep şudur, asıl sebep barbar olan Sparta'nın medeni olan Troya'nın kazanımlarını elde etmek için açmış oldukları bir savaştır. Günümüzde de bunun örneklerini çok görüyoruz değil mi? 1492 sonrası İspanyolların ve Portekizlerin, değil mi, Meksika'da yaptığı, Aztekleri, yukarıda Kızılderilileri, işte Kızılderili ya mitolojisi var. Ya. İlgilenilse neler neler okunacak orada. Müthiştir. Onları nasıl yok ettilerse şu vermiş olduğunuz örnek kendi Anadolu, kendi ana yurdumuz için yok edilen işte insanlık tarihinin büyük kültürel uygarlık birikimlerinin altını çizdiğiniz şekilde barbarlar eliyle yok edilmesi. Günümüzde de evet kentler diye söylüyor, düşünüyoruz, anlatıyoruz Allah'ınız aşkına. Günümüzdeki kentleri de yine biz barbarlar kesinlikle bu hale getirmedik mi? Yaşayın. Ya şimdi bu AVM'ler nedir? Barbarizmin bir örneği değil midir? Kenti yok etmenin, vandalizmin bir örneği değil midir? O dikilen gökdelenler aynı şekilde. Vandalizmin örneği değil mi? Ares barbarın tekidir. Eli kanlı bir savaşçıdır. Orantısız güç kullanan bir barbardır. Kuleler Ares'in eserleridir. Hı hı. Biz Apollo'nun çocuklarıyız. Apollo bizimdir. Apollo kimdir? Kültürdür, sanattır, edebiyattır, müziktir üstadım. Değil mi? Şehri böyle donatmak gerekirken neden Aresvari bir mimari anlayışla buraları mahvediyoruz? Son derece katılıyorum size. Tabii afetler şehirlere çok büyük zarar vermezler. İnsanoğlunun düşüncesi, insanoğlunun düşüncesizliği şehirlerimizi mahvettiler. Batıya doğru yol aldık ya, Troya'ya doğru. Üstad, bir düşünsenize. Troya. Hemen biraz ilerisi Assos. Efendim, Aristo'nun evlendiği yerdir. Aristo bizim eniştemizdir. Evet, Thales bizim, Anaximenes bizim, Heraklitos bizim, o can dostu Heraklitos bizim. Ama Aristo, koca Aristo da üstad Assos'ta evlendi. Assos'ta liseyi kurdu, bir lise kurdu. Benim derdim şu üstadım, Assos'ta bir lise kuralım. Aristo Lisesi. Mantık, malumunuz muazzam bir disiplindir mantık. Ama şu an mantıktan çok uzakta kaldığımızdan dolayı üstad insanların muhakeme güçleri yok. Bugün gençlerde benim görmüş olduğum en büyük eksiklik muhakeme gücü yok. Ne hoş olmaz mı? Assos birinci anlamına gelir efendim. Yüzyıllar sonra oraya bizim Murat Hüdavendigâr Behram dedi. Ve Behram da Farsça her ayın ikinci gününe bir anlam yüklenmiştir. Mesela bayram kelimesinin kökeni Behram'dan gelir. Ne oldu? Assos birinci, Behram ikinci. Orada şimdi bunu... Nasıl bir bilinç var değil ya mi? Murat Hüdavendigâr'da. Nasıl müthiş, bir bilinç var? Müthiştir. Bir de şeye, hani, makamlar açısından bir gelişime bakalım mı? Hı. Ne diyoruz? Osman Gazi,
Orhan Gazi ya da Orhan Bey, Osman Bey, Osman Gazi, Orhan Bey, Orhan Gazi. Murat'a gelince Hüdavendi. Hüdavendi. Yani. Ne başlıyor? Demek ki artık burada ikinci Mehmet'in, yani Fatih Sultan Mehmet'in artık imparatorluğa gidişi, devleti kuruşunun bir önceki ifadesi değil mi? Hüdavendigar ifadesiyle. Kesinlikle. Gelip yerleşik. O halde baktığımız zaman bunların hiçbirisinin de tesadüfen iş olsun diye konmamış olduğunu görüyoruz sizin şu anlatımlarınızdan. İzlekler üstadım. İnsanlık tarihini izlemişler. İnsanlık tarihini takip edilmiş. Fatih üstadım. Fatih. Yani o kadar entelektüel bir insan ki ne diyor? Bu şehre geldiğinde hem Kayserim hem de Sultanım diyor. O yüzden Roma'yı devralmıştır. Tabii. O Ayasofya gibi Roma'nın manevi hayatının merkezini kendi kişisel korumasını alarak devam ettirmiştir. Demin o şehir ve kentten bahsettiğimiz üstadım, aslında en güzel örneği bu şehirdir, biliyor musunuz? Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Sevgili izleyiciler, Ali Canip Bey'in bu kendi takvimi uygun olduğunda bir özel İstanbul programı yapacağım. Memnunum. Bir özel Kars programı yapacağım. Şimdi Memnunum. Çok meraklı ya herkes. Kışın o trene dolup gide. Onlar yalnızca o trene gidip işte orada şey göreyim, kar göreyim. İşte becerebilirsin de bir iki şey. Kars nedir? Bir özel Kars kent konuşacağız bir. Ama asıl Kars şehir konuşacağız. Yaşayın. Değil mi yaşayın, efendim? Onun yaşayın. Dönüşü. Bir Kars öyle özel. Bu iki yaşadığımız, bugün artık kent diye tanımladığımız bu iki muazzam şehrimize program ayıracağız. Siz seve uygun seve. Olduğunuzda, takviminiz uygun olduğunda. Bağışlayınız, lafınızı kesmek için araya rica girmedim ederim. Ama izleyiciye daha sonraki yeri gelmişken neyi planladığımı eyvallah, söylemek için eyvallah. İfade ettim. Buyurunuz. Yani Fatih ve İstanbul. O. Yani şunu istiyorum üstadım. Bir yeri gezmek ayrıdır. Bir yeri tanımak ayrıdır. Ne yazık ki yerli ve yabancı insanlar bu Anadolu'da hep geziyorlar. Üstadım, gezenler çok çabuk bir zaman diliminde, kısa bir zaman diliminden sonra unuturlar. Moda olduğu için geziyor. Ya. Elinde hemen, kitapla mı geziyor? Hemen unuturlar. Elinde kitapla mı geziyor? Hiç. Yok. Kitapsız gezilir mi? Ya. Ve hemen unuturlar. Hı-hı. Ve karıştırırlar. Orada mıydık? Burada mıydık? Orası neresiydi? Burası neresiydi? Oysa ki bir seyahat üstadım, varılacak olan nokta seyahatin ta kendisidir. Hı-hı. O yüzden Anadolu yerli ve yabancı misafirlere üstadım tanıtılmalıdır. Tanıtırsak çok sevdiririz. Ve sevdirdikten sonra da o her bir seven kişi üstadım bizim elçimiz olur. Ama efendim önce kendimiz tanıyacağız, kendimiz seveceğiz ki sonra birilerine Kesinlikle. Tanıtacağız, birilerine sevdireceğiz. Kesinlikle. Şimdi burada Mitos'tan Logos'a bu kitabınızda, yani mitlerin çözümlemesi. Şimdi bazı simgeler üzerine konuşmak isterim sizle. Örneğin Gılgamış'la başlamak isterim. Hı hı. Biz Gılgamış'ı bir masal gibi okuyoruz. İşte Gılgamış bir de destan diye de yanına yazıyoruz. Nedir ve bizim için anlamı nedir? Ya. Üstadım, o destanın ana teması insanoğlunun en arkaik korkusudur. Bu halen de devam eder. Ölüm. Hı hı. İnsanoğlunun en arkaik korkusu. Hep bir ölümden korktu. Ölümü yenemeyince hemen ölümsüzlüğü aradı. İşte Gılgamış'ın ölümsüzü araması gibi can dostu Endikuyu kaybedince. Bakın, Gılgamış ölümsüzü hemen aramadı. Çok büyük bir acı yaşadı. O can dostu Endikuyu kaybedince hemen ne yaptı? Gitti dedesi Utla Piştim'e. Dede dedi, ölümsüzlük nerede? O Gılgamış'ın ölümsüzlük nerede demesi, İnsanoğlunun hemen hemen tamamının ölüm korkusunun tek bir ağızdan ortak bir sorusudur, ortak bir keşkesidir. Malumunuz mit ne der? Daldı, otu çıkardı, tam yiyecek iken onu yılana kaptırdı. Dolayısıyla bu nedir üstadım? Çözümlemi yaparsak şayet o bir mitostur. Altında yatan nedir?
ölümsüzlüğü hep bir aradık ama bulamadık. Üstad, ölümden korkanlar, ölümsüzlüğü arayanlar bulamayınca ölümsüzlüğü yaratmışlardır. Bunun adı reenkarnasyondur. Halen de devam eder. En arkaik korku. Peki bakın, dinlerde bu vardır. Ama dinde nedir? Ah buyurun, bu benim için çok özel bir ayrımdır. Din ve dinler. Dinde ölümsüzlük var. Ölüm yok ki üstadım. Yaradan'dan geldik. Şu güzelim bedenle cani olarak geldik. Ruh olarak geldik. Şu güzelim bedenle buluştuk. Şahane bir hayat. Ya Allah kimseyi gördüğünden mahrum etmez. Oradan gelirken bizi hiç orada olmayanlar ile burada mahrum eder mi? Etmedi. O yüzden cennet gibi bir dünyada yaşıyoruz. Vakti zamanı gelince de bununla vedalaşacağız. Bu ana vatanı toprağına, ben ise ana vatanım olan yaradana döneceğim. Üstadım, o yüzden din de bunun adı kavuşmadır. Bunu böyle bilmeyenler ölüm derler, yok sayarlar, son sayarlar ve bunu bir sonlanmış olarak korkardır. Dergah kültürü bu mudur? Mevlevi anlayışı budur. Mutasavvıflar bunu mu söyler? Mevlevi anlayışı budur üstadım. Hazreti Mevlana ne diyor? Şebbi aruz bugün diyor. Hı hı. Can ve bedeni birbirinden ayrılmadan önce Mevlana der ki yine müsaadenizle. Estağfurullah. Eğer bir gün şu fani bedenimi eller üzerinde taşınırken görürseniz, sakın ha arkamdan ahlar vahlar etmeyiniz. Şeytanın tuzağına düşersiniz. Size göre bu batmaktır ama biz aşıklara göre bu doğmaktır. Bilmez misiniz güneşin doğuşu batışından daha güzeldir. Hangi tohum yere ekildi de bitmedi cancağızım. Sen ne diye insan tohumundan şüphe edersin? Demişler. Buradaki bizi aşıklar diye ifade ettiği Tanrı'ya olan aşk ifadesi mi? Yaşama olan aşk ifadesi. Yaşayın üstadım. Yaradan mükemmeldir. Ve mükemmel olan Yaradan bunu kendisi söyler. Bilinmek istedi ve tanınmak istedi. O yüzden kendi kendine kün ol dedi. Her şeyi kendisinden var etti. O yüzden üstadım Yaradan kimdir? Yaradan vahdedi mevcudiyettir. Her şey Yaradan'dan. Ama bize düşen de, bakın üstadım, bir şeyi söylemek güzeldir. Ama daha güzeli, söylediğin şeyi yaşamaktır. Ne görüyorsam her şey Yaradan'dandır. Ne oldu? Vahdedi mevcudiyetten, vahdedi vücuda geldim. Dolayısıyla Yaradan her şey ve her yerde. Üstad, neyin ne olduğunu bilenler için her şey bir şeydir. Bunu bilemeyenler için bir şey genelde hiçbir şeydir. O yüzden Mevlana'nın biz aşıklar dediği nedir? Her şeyin asıl ismi aşktır üstad. Bakın şu bu ne? Bardak. İlişki kurabilmemiz için, hayatımızda bunu kullanabilmemiz için bu bardaktır. Ama bunun asıl adı nedir? Aşktır. Şimdi bu ismi aşka dönüştürelim üstadım. Normalde bunu alırız, böyle içeriz değil mi? Sonra da koyarız. Ah üstadım, şu bardak olmasaydı biz bu çayı nasıl içecektik? Buna bir teşekkür gerekmez mi? O yüzden Mevlevi bu bardağı önce öper, teşekkür ederim der. İçtikten sonra da yine öper. Yeniden teşekkür eder. Ne güzel bize affetti mi? Ne güzel bir nezaketti mi? İşte aşıklık böyle olmuyor üstad. Peki mutasavvıflar bu gerçeğin mi hakikatin mi peşindeler?
Şimdi bunu görüyorum, bu bir gerçek. Ama hı-hı, anladığım kadarıyla sizin anlatımlarınızdan bunun hakikati peşinde koşan insanlar galiba. Tasavvuf ehleri, ehli dediklerimiz. Evet. Peki eyvallah, hakikate ulaşabilirler mi? Üstad, bunun tabii ki... Çok tartışılan bir konu olduğunu biliyorum, bu gerçek hakikat meselesi. Eyvallah. Üstad, hakikat, şefkat, merhamet, sabır, sır tutma, doğruluk, cömertlik, adalet. Hele hele bunların en tepesinde bir kubbe vardır. Bunlara yedi ayak der isek, bu yedi ayağı örten bir kubbe vardır. Onun da adı tevazudur. Üstadım, hakikat budur. Yüce Yaradan hakikattir. Ve insanoğlundan, kullarından beklediği de budur. Yaradan'ın nezdinde üstad, ırksal bir ayrım yok ki. Yaradan'ın nezdinde mezhepsel bir ayrım yok ki. Yaradan kulum der ve senden de onu bilmemizi, anlamamızı, anlamlandırmamızı ve yaşamamızı diler. Üstad, insanoğlu bunu böyle bilir ise, bildiğini kendisinde bulur ise, bulduğunu kendisinde seyreler ise, ardından ne olursa biliyor musunuz? Olmaya doğru yol alır. Ne hoştur. Ama galiba temel kurallardan birisi de şu, kula kulluk etmemek değil mi? Kesin. Bunu bulabilmesi için, bunu yaşayın, yürüyebilmesi için. Yaşayın, yaşayın. Allah diyor ki, kulum, üstadım, bazı sözler ayet değildir ama ayet kokusu gelir. Şu size söyleyeceğim söz bir ayet değil ama ayet kokusu vardır. Allah der ki kulum, eğer benimleysen ve hiç kimseyle değilsen, sen zaten herkestesin. Herkestesin. Allah der ki, ben alemleri yarattım. Biri büyük, biri küçük. Üstadım, bu soruyu sorarsanız büyük alem neresi, küçük alem neresi? Genelde derler ki büyük alem kozmos, küçük alem insan. Hayır. Büyük alem insandır. Küçük alem bir kainattır. Niye? Dedi ki hiçbir yere sığmadım Allah diyor. Bir tek yere sığdım. Kulum senin gönlüne. Üstadım, Allah nerede? Allah burada, Allah orada. O yüzden bize düşen ne? Gönülden gönle yol almalıyız. Her kim gönülden gönle yol almazsa üstad, çok büyük bir tuzağa düşer. Makam. Efendim, en büyük makam makamsızlıktır. Peki iki kavram çok kafam takılır. Bunlardan birisi kamil insan ya da insan-ı kamil, ötekisi enel hak. Bu iki kavram. Bunlar Anadolu, özbeöz Anadolu kültür kavramları mı mıdır? Anadolu mitolojisiyle bunların ilgileri var mıdır? Yoksa bunlar Mezopotamya kültürü, başka bir deyimle daha son, daha 7. yüzyılda karşılaşacağımız, üreyecek olan İslam kültürüyle ilgili bir mesele midir? Bunu bir ara sorusu evet, olarak evet, soruyorum. Evet, evet. Üstad, Enel Hak deyince aklımıza Hallacı Mansur geliyor, hı-hı, tabii ki. Yani Hallacı Mansur'un dediği. Ama tabii ki sözün müşteri kulaktır üstadım. Dinlemesini ve anlamasını bilen kulaklar var ise söz sahibi özgür olur. Ve özgür ortamda da üstadım, sözler ve kulaklar birbirleriyle buluşurlar. Çünkü tanışanlar çok çabuk birbirlerini unuturlar. Ama buluşanlar hep birbirlerini hatırlarlar. O yüzden Hallacı Mansur'la için biz kavram olarak Enel Hak'ı duyuyor isek, üstadım, bunun binlerce yıl geriden gelen bir gerçekliği vardır. Çünkü niye? Üstadım, insanın yaşını biliyorsunuz. 2 milyon civarında. Bizler 2 milyon yıldan beri ayaktayız. İnsanı kim yarattı? Yaradan yarattı. Yaradan yaratmış olduğu insanı boş mu bıraktı? O yüzden üstadım, bir araştırmacının mutlaka ve mutlaka 3 takvimi bir arada ele alması, hatta birlikte düşünmesi gerekir.
inançsal takvim, tarihsel takvim ve tabiatsal takvim. Değil mi? Milattan önce 50 bin. Hiç mi o dönemde yaşayanlar Yaradan'ı bu denli bir entelektüel seviyede olmasa bile o dönemin koşullarına göre bilmiyorlardı. Üstad, günümüzde nasıl çoğunluk mitosla uğraşıyor ise antik dönemde de çoğunluk hep neyin ne olmadığıyla uğraşıyordu. Geçmiş erken dönemleri en iyi anlamanın yolu şu anki ortama bakınız. Hı hı. Değil mi üstad? Kaç tane insan bizim demesini biliyor? Ve bizim demesini bilenlerin kaç tanesi normal koşullarda değil, anormal bir koşul olduğu zaman ben yerine sen diyebiliyor? Üzen üstadım, olması gereken şu, dinde olması gereken şudur. Ne söylüyorsan onu yaşayacaksın. Hı hı. Peki burada motifler var. Bir de hani, üstad, buyur. Buyurun. Bu da çok önemli günümüz için. Bence güzel bir mesajdır. Üstad, beyler bey gibi olmalıdır, alimler de alim gibi olmalıdır. Alimin iyisi beyin ayağına gitmeyendir. Beyin iyisi alimin ayağına gidendir. Ve alim tevazu ehlidir. Bey geldiği zaman onu kapıda karşılar, ona paspas olur. Ama alim beyin ayağına giderse, bey bunu nasıl getirdim diye daha da çok kibirlenir. Benim duam şudur. Anadolu'da alimler alim gibi olsun, beyler de bey gibi olsun. Osmanlı, Selçuklu. Ne muazzam yapıları vardı mı siz benden çok daha iyi bilirsiniz. Osmanlı Sarayı'nın etrafında, üstadım sarayda Enderun denilen bir üniversite vardır. Etrafında da medreseler var. O medreseden görüş alışverişi yapılır. Ve o müderrisler ne muazzam müderrislerdi. Müderris nedir? Medresenin baş hocası değil mi üstadım? Danişmetler nedir? Yardımcı hocalar. Yardımcı hoca matematik, kimya, fizik, astronomi, fıkıh, kelam, tefsiri ayrı ayrı uzmanları vardır. Ama o en baştaki müderris fıkıh da bilir, fizik de bilir, simya da bilir, geometri de bilir, astronomi de bilir. Demek ki en tepedekinin bütün bilim dallarıyla çok haşır neşir olması lazım. Günümüzdeki eğitim kurumlarının bence en büyük eksikliği budur. Tabii Osmanlı'da da 17. yüzyıldan itibaren şu söylediğiniz tabii çöküşe geçti. Evet. Şu yılan motifi üzerine biraz duralım mı? Tabii ki. Lütfen rica edeyim. Yılan, aslan, tilki. Bütün bunların hepsini kullanıyorlar. Tabii ki. Bu motiflerin anlamları ne? Tabii. Onların üzerinde biraz duralım. Çok güzel bir motif seçtiniz. O da bizim en köken motifimizdir, o sembolümüzdür, yılan üstad. Hı hı. Efendim yılan, bunu da kullanmayı çok severiz. Anadolu adına severiz. Dünyanın birçok yerine derler ki, dünyanın ve buranın derler. Üstadım biz deriz ki, Anadolu'nun dolayısıyla da dünyanın. Hı hı. Efendim yılan, Anadolu'nun en arkaik sembolü. Nere? Göbeklitepe. Ama bakın Göbeklitepe'deki o T şeklindeki sütunlarda, hı hı, yılanları aşağıdan üreme bölgesine, yukarıdan üreme bölgesine doğru sürüler halinde görürsünüz. Üstad, yılan normalde tek başına yaşamıyor mu? Tek başına yaşayan bir hayvanı neden sürüler halinde yaşayan bir hayvan gibi verdiniz? Üstadım, o üreme bölgesine doğru o hareket şudur. Keşke doğum olayı başarılı olsa. Milattan önce 10 bindeki insanların en büyük keşkesi çoğalmaktır. Çoğalalım. Niye üstad? 10 kişinin bir boğa ile mücadelesi ayrıdır. 30 kişinin bir boğa ile mücadelesi ayrıdır. O yüzden çoğalmak durumdayız. Diyeceksiniz ki yılanla ne durumu var? Efendim Göbeklitepe'de bir yılan türü var. Engerek yılanı. Engerek yılanı diğer yılanlardan biraz farklı. Hepsi yumurtalı ya. Engerek yılanı yumurtalar tam dışarıya çıkacakken bedeninde parçalar, yavrular dışarıya memeli bir hayvan gibi çıkar. Şimdi üstadım, 100 tane kadın doğum yapıyorsa %99'u başarısızdı o zamanın koşullarında. Ama biri başarılı doğum yapmadı mı? O başarılı doğum yapan diğerlerinin ona öykünmesine sebep olmuştur. O yüzden
Bakınız, kadın baktı, başarılı doğum yapan. Başarılı doğum yapan biri var orada, yılan. Ona öykündü. İşte o teller üzerindeki o yılanlar, o başarılı doğum yapan kadına bir öykünmedir. Üstadım, bu çok açılması gereken mevzudur ama şuna söyleyeyim. Bir doğa vardır, bir kültür vardır. Hı hı. Efendim, biz erkekler doğayız. Kadınlar kültürdür. Çünkü doğa çiğdir. Kültür pişmiştir. Avlanır getiririz. Kültür kadın onu pişirir. Doğa hastadır. Biz avlanırken hasta oluruz. Ama geliriz, tabiatı çözen, bitkiler dünyası çözen kadın ilaçtır. Üstad, doğa vahşidir. Biz vahşi hayvanlarla savaşıyoruz. Ama kadın evcildir. Neden evcildir? Kadın ve erkek beraber avlanıyorlardı. Bir nokta geldi üstad, kadın avlanamadı. Hamile kaldı, ağırlaştı. Vücudu ağırlaşınca oturdu. Üstadım, kadının oturması demek evcilleşti, yerleşik hayata geçmesidir. Yerleşik hayata geçti. Yine bana katılırsınız. Olağanüstü koşullar yoksa tabiattaki hiçbir hayvan insana saldırmaz. Evet. Doğru. Üstadım, kadın oturdu. Hayvanla baktı. O baktı, bu baktı, o baktı, bu baktı. Birbirlerine zarar gelmeyince hayvanlar yaklaştı. Bir dipnot, keçi, koyun, at ilk evcilleştirdiği yer, coğrafya Anadolu'dur üstadım. Kadını evcilleştirmeyi yaptı. Dolayısıyla o kültür olan kadın, keşkemiz neydi? Çoğalmak, çoğalmak. Göbekli Tepe'de bu ne? Yılan, bana göre yılan, o doğuran kadın ebelerir üstadım. Sonra yılan motifi 2500 yıl sonra Çatalhöyük'e gittiğinde hatırlar mısınız ana tanrıçayı? İri kalçalı, iri gövdeli ama sağında ve sonunda kim var? Yılan yoktur. Leoparlar vardır. Niye üstadım? Leoparın üzerinde yumurtaya benzeyen benekler vardır. O yüzden leoparlar Çatalhöyük kadının ebeleridir. Bakar mısınız? Halen çoğalmak durumundayız. Ama hemen ne olur mekan bilinci. Bir yerde çok insan önemlidir ama kültür hayatına geçmiş bir başka toplulukta çok insan problemdir. Neden? Buğday elde ettik. 10 kişinin buğday yemesi ayrı, 30 kişinin buğday yemesi ayrı. Değil mi? Dolayısıyla o coğrafyada doğuran kadın gitmeli. Besleyici kadın gelmeli. Bakın, kadın küçüldü, daraldı, göğüsler çoğaldı. Ne oldu? Doğuran kadının yerini besleyici kadın aldı. Üstad, bu çok önemli bir şeydir. Kadın doğurganlığı ile, kadın besleyiciliği ile kutsalken neden acaba kadın sosyal hayatın dışına bir çırpıda böyle itildi? Ve bunun sebebi ataerkil transformasyondur. Erkek egemen toplum başladı ve kadının bütün imajı elinden alınacaktır. O yüzden çok yaşayın. Yılan çok arkaik bir semboldür. Bakın, keşke, ebe. Sonra çıktı, nereye gitti üstadım? Göbekli Tepe nerede? Urfa'da. Hemen yanında bir yer var. Antik adıyla İzala, sonra Erdoba, sonra Maridin. Şimdi Mardin'de bir nisaybim var. Şahmara. Mar yılandır üstadım, mar yılandır. Merhaba deriz ya, hı hı. Merhaba. Etimolojisi nedir? Erol Bey, merhaba. Yani diyorum ki, bende yılanlık, kötülük heba olmuş. Heba olmuş, bana güvenin diyorum size. Mar yılan. Şah, yılanların şahı ama dikkat edin, kadın. An gelir ya, an efendim, Farsça'da çoğul ekidir. Maran, yılanlar, bakar mısınız? Göbekli Tepe'nin yılanları Mardin'de yılanlar olarak devam eder. Onların bir lideri olmalı. Ama kadın, bu çok enteresandır üstad. Yerin altında şahmaran, kadın. Gökyüzüne çıkın, simurg. Yüzü kadın, gövde kuş. Efendim Ege'ye gidin, bizim Foça'ya. Siren, yüzü kadın, gövde balık. Bu nedir efendim? O kadının kültür hayatının ilk yaratımlarını ortaya koymasının bir neticesidir. Ve hayranız bu coğrafyaya. Bakın, şehirler erilmedi, şildir.
İstanbul dişi bir şehirdir. Kars bir asker şehridir. Ama Anadolu coğrafyasını baz aldığınızda eril mi, dişil mi? Tabii ki dişil. Anadolu'ysa diye. İsmi zaten ortada. Ve değil mi, tesadüfen bu tabir kullanılmıyor. Her ne kadar hani daha bir yabancı tabirle Anatolia diye ifade ediyorsak da ama bizim kendi kullandığımız Anadolu. Anladım, şu anlatımlarınızdan şunu çıkarıyorum efendim. Tamam. Burada yaratıcı, tanrı, Allah neyi kullanıyorsanız kendi tabii, dinin tabii. inancınıza göre. Ama aynı şekilde ikinci bir yaratıcı var, o da kadın. Tabii. Onun tabii. için kutsallık atfediliyor. Kesinlikle. Peki Akbaba mitini? Ya. Bunu da ifade edeyim üstadım deyince Yaradan şöyle söyler kadına. Yine ayet değil ama ayet kokusu var burada. Kadın için diyor. Yaratılmıştan öte sen bir yaratıcısın der. Efendim kadınlar nedendir? Erkekler sebeptir. Bak sebep olan erkek nederi ne kadar baş tac ederse, ne kadar zarif ve nazik davranır ise o onun gözünde daha bir koruculuğa girer. Daha bir koruyucu olur. O anlamda ya ben kadının bu coğrafyadaki hak ettiği yerin çok uzağında olmasını üstadım kabullenemiyorum. Çünkü ismi kadın ve bunun çocukları çok doğurgan, binlerce şey doğurmuş böyle bir coğrafya. Üstad, yılanla bir de şunu da ifade etmek isterim. Buyurun. Mardin'de şahmaran oldu ya, üstadım gitti Bergama'ya. Bergama'da tıbbın sembolü oldu. Bakar mısınız ya? Asklepios. Sağlığın tanrısı Bergamalı. Ha, mitos ya Asklepios. Apollon'un oğludur o. Hatta onun kız kardeşinin adı da Hijyen'dir. Hijyen. Peki niye bu mit Bergama'da üstadım Hipokrat? İstanköylü, bizim Koslu. Modern tıbbın babası kim? Galen. Özbeöz bizim Bergamalı. Demek ki hep o derin bir kültürel birikim var. Mimaride, tıpta, üstadım düşüncede öyle ya. Üst üste, üst üste, üst üste bir şey var. Ondan etkileniyorsun ve ortaya yeni bir şey çıkarıyorsun. O yüzden çok derin. O yüzden bu Anadolu üstadım her yerinde dalmak gerekir üstadım. Her yerinde. Biliyorsunuz iyi bir dalgıç tek bir noktadan dalmaz. Kars'taki dalış ayrıdır, Mardin'deki dalış ayrıdır. İstanbul'daki dalış da apayrı olmalıdır. Dönersem sorunuza, üstadım Akbaba halen bu kültür devam eder Zermüşler'de. Ceset dışarıya bırakılır. Akbaba etçiller, o çürüyen cesedin etlerini yerler. Kemikler kalır. Bu Çatalhöyük'te çok barizdir üstad. Kalan kemikler bir bebeğin cenin anne karnındaki şekline göre hoker şu şekilde kemikler toplanır ve sekisin altına konur idi. Yani Akbaba orada eti kemiklerinden ayırıyor. Bence üstad. Çatalhöyük. Milattan önce 7500'de mi? Acaba 7500'lerde herkes mi neyin özdeksel anlamda, yaradansal anlamda onu unutmuşlardı? Hiç yaradanın o ölüm olayını, o kavuşma olayını, o gerçeğin ne olduğunu, gerçeğin gerçekliğini bilenler yok muydu? Üstad vardı. Hep vardı. O yüzden Akbaba ölüm bedeni. Bakın bir de şu var. Eti kemiklerinden ağrıyor. Yani bir organizasyon yapıyor. Ruh beden biz nasıl diyoruz? Ruh ve beden. O üstad beden ve kemikleri ayıştırarak yani bir öteki dünya anlayışını ortaya koymuşlar bir şekilde. Öteki dünya anlayışı. Şimdi öteki dünya anlayışında üstad bir mekan biliciyle devreye giriyor. Bakın halen dinlerde genelde bunu çok yanlış yaparlar. İşte huriler, onlar, bunlar, şunlar. Yani kendi istek ve arzularının bir yaratımıdır. Yani Yaradan'ın o mükemmelliğinde bunları bulamazsınız, göremezsiniz şey. Zaten. Tabii, insanoğlunun kendi üretimi. Peki yani. Efendim yavaş yavaş programı şimdi toplayalım. Bu şuradaki yine kavramların birisiyle bunu ele alacağım. Hop, onu da öyle noktalayalım.
Anadolu mitolojisiyle burada açtığınız başlık olarak söylüyorum. Helen yaratılış destanı arasında bir koşutluk, bir ilişki, bir paralellik var mı? Yoksa bunların arasındaki temel ayrım ne? Şimdi üstadım, Helen yaratılış mitolojisi dediğimiz zaman aklımıza iki isim geliyor. Hesiodos ve Homeros geliyor. Hı hı. Ve takvim olarak da M.Ö. 1000'li yıllardır. Bu da çok enteresandır. Neden M.Ö. 1000? Çünkü yazıyla tanışırlar üstadım. Ama yazı öncesinde Anadolu, M.Ö. 2000, Asurlar getirdi bize. Öncesinde Mısır, M.Ö. 3000 ve öncesi zaten Sümer 4000'e gidiyor. Hatta şunu da söyleyeyim efendim. Sümer deyince anlaşılabilir olmak için bunu kullanıyorum. Sümerler kendilerine biz Sümeriz demezlerdi. Onlar kendilerine biz Kiengiz derlerdi. Hı hı. Urartulular biz Urartuyuz demezlerdi. Hatta bize Urartu demeyin derler. Bize hakaret ediyorsunuz. Urartu demek dağlık bölge insanı demek. Biz Urartu değiliz. Biz Biyaniliyiz derlerdi. Üstadım bunlara çok dikkat etmeliyiz. Van'a gidiyoruz ya, hı hı. Biyanileri tanıyacağız. Biyanileri ne olur Urartu demesinler. Denmemeli. Tıpkı Hay Ermeni oldu, hı hı. Helen Grek ya da Yunan olduğu gibi. Mesela sonuçta Hesiodus ve Homeros bu anlatıları ortaya koyunca, keşke bunu böyle uzun uzun konuşma imkanımız olsa üstad. Olacak efendim, bu program onun için var. Dikkat ederseniz eyvallah. Bu programda siyaset konuşmuyoruz. Eyvallah. Bu program, benim amacım şu Ali Canip Bey, bu programda ülkemizin bilim, kültür, sanat insanlarımızı konuk etmek ve onların dağarcıklarında var olanlarla izleyiciyi buluşturmak. Eyvallah. Bu programın temel amacı o. Eyvallah. Ekranlar açık. Eyvallah. Birinci kuşak önemli üstad. Gaia ve Uranüs. Sonra onların bildiklerinden bir Titan ve Titanitler ortaya çıkarlar. Bunların aralığında en önemli o Kronos'tur üstadım. Kronos çok enteresandır. Bakın ne diyor Gaia? Babanız diyor, bana ve size eziyet ediyor. Onun bir iktidarını elinden alın. Büyük çocukları var. Okyanus, Prometheus, Epimetheus, Atlas hepsi korkuyor. Niye? Bir ailede ilk çocuk anne ve baba kuşağıdır. Hı hı. İkinci çocuk biraz daha uzaklaşabilir ama yine böyle yakındır. 3, 4, 5'e giderse çünkü en küçük çocuk üstadım o kuşaktan değildir. Bir çatışma olur orada. Bakın, annenin sözüne babadan korkmadan uyan Kronos olacaktır. Babasının iktidarını keser ama iktidar çok önemli bir makam değil. Bir saray değil, üreme bölgesidir. Bu da ne oluyor? Erkek egemen toplumun cinselliğinin artık baya baya bir baskıcı hale gelmesi. Hani kadın nasıl imajı elinden aldı? O tam o kırılmadır üstadım. Kronos üstad alt eder. Kız kardeşiyle evlenir Reha. Onların da çocukları olur. Bakın bu çok önemli. İlk çocuk kim? Hades. Sonra Hera. Sonra Hestia. Sonra Demeter. Sonra Poseidon. Babasına ettiğini çocukları kendisine eder diye çocukları yutar. Kronos, kronoloji, zaman her şeyi yutar. Efendim asıl mesele Zeus'un doğmasıyla beraber başlayacak. Zeus doğar, babasına savaş açar, kardeşini kurtarır. Efendim dolayısıyla Helen mitolojisi Zeus'la başlar. Zeus, Helen kültür dünyasının kurucusudur. O kültür dünyasının kurucusu nedir? Barbar geldi, bir yeri aldı, oraya yerleşti. Zamanla kendilerinden önce var olanları özümseyerek bir şey yaratmaya başlarlar. Buna bir yerleşik hayattır Helen için. Üstad, bir yere yerleştin. Nasıl devamlılık sağlarsın? İki şekilde. Teknik, asker gücü. İki, kültür ve sanat. O yüzden bir Helen şehrinde, diyelim Efesus üstadım, Akropol Zeus'tur. Akropol'ün etrafını çeviren surların yarısı kültür, sanat, Apollo, işte sorunuzun cevabı. Apollo'nun doğumuyla beraber Anadolu mitolojisi devreye girer. Ama o kazanımların askeri kolyesi kim? Athena. Bakın savaş tanrısı Ares vardı.
Ne oldu da savaş tanrısı Athena çıktı? Ve neden Zeus kafasından Athena'yı yaratacak? Kadına ihtiyaç duymadan bir doğum gerçekleşiyor. Hatta bir bile değildir. Ardından Dionysos da baldırından doğuracak. Ne oldu üstadım? Sınıflar devreye girdi. Sınıf monarşi, ardından oligarşi, ardından tiran, ardından krallıklar, ardından da cumhuriyet. Bakar mısın üstadım? O yüzden bir Helen şehrini dolaşırsanız, Akropol derler. Mutlaka Yunan kültür dünyasına gitmemiz lazım. Tiyatro derler. Anadolu işte üstadım. Anadolu. Dionysos. Dionysos demek hak demektir. Yani burada Anadolu'da Akropol'ü görmüyoruz. Var ama üstadım o Akropol'ü, Odeon'u, tiyatroyu, o caddeleri, o agorayı mutlaka kişileştirmemiz gerekir. Kişileştirdiğimizde Apollo Odeon'da çıkar. Dionysos üstadım dış surlarda çıkar. Tiyatrolarda çıkar. Hesya, Hesya o muazzam Hesya. O sönmemesi gereken ateşler de çıkar. İfade etmeye çalışayım şu efendim. Mutlaka ve mutlaka antik şehirler mitolojik tanrı ve tanrıçalarla kişileştirilerek ifade edilmelidir. Yani şunu söyleyebilir miyiz efendim? Özet olarak, son cümle olarak. Yanlış söyleyeceksem lütfen rica edeceğim düzeltiniz. Anadolu'daki kültür, mitolojik kültürden söz ediyorum. Helen kültürünü bir senteze ulaştırmıştır desek doğru mu yanlış mı olur? Bu anlatımlarınızı böyle mi noktalayabilirim? Tabii. Üstad, milattan önce 10 bindeyiz değil mi? Göbeklitepe. Bizim Anadolu'dan göç edenler gitti. Girit'te Miken ve Minoen kültürü kurdular. Santorini depreminden sonra Girit'ten tersine bir göç oldu. Bir grup Batı Anadolu'ya geldi, İonya. İonlar, Akalar ise suyun öteki yakasına gittiler. Şimdi suyun öteki yakasında, yani şu anki Yunanistan'da, çok iyi bilirsiniz benden. Üstad tarım da yoktur, hayvancılık da yoktur. Çünkü arazi yoktur. İkisi de yok, doğru. Biliyorsunuz dünyanın en iyi denizcileridir, halemle. Mecburen denizci olmuşlardır. Bu bağlamda Helen mitolojisinin kökeni kesinlikle Anadolu mitolojisidir. Tamam, teşekkürler. Efendim az önce de sizlerle paylaştım. Dicanip Bey'le bir İstanbul, iki bir Kars özel olarak konuşacağız. Size kitaplarıyla bir kez daha buluşturayım. Elimdeki bir kısmıyla tabii ki doğal olarak. Mitos'tan Logos'a çok çok önemli. Ben şöyle bir şey söyleyebilirim size. Ali Canip Olgunlu'yu tanımak için galiba bununla başlamak gerekiyor diye düşünürüm. Yani benim düşüncem. Eyvallah. Benim düşüncem. Güneşin Bahçesi, Denizin Yüreği Anadolu. Anadolu'nun sözü, ana tanrıçadan Mevlana'ya. Ve çok sıkça benim çok değerli bir kız kardeşim var Berna. Onunla birlikte efendim bir Mevlana ziyareti yaparlar yılda birkaç kez. Selam olsun Berna'ya da. Evet. Ortak bilirim. Dostumuz. Efendim müsaade ederseniz sizin adınıza da kendi adıma da Ali Canip Bey'e bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum. Zahmet buyurdu geldiler. Birikimlerini bizle paylaştılar. Programcınızın soru sormayı becerebildiği kadarıyla efendim. Sağolunuz var olun. Çok teşekkür ederim. Benim için büyük keyif oldu. Bir mukabele. Sağolun var olun efendim. Siz de eksik olmayın. Hoşçakalınız. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar Tanrı'dan tek bir dileğim var efendim. Akıl sağlığı. Akıl sağlığınız yerinde olsun ki bütün bu anlatılanların hepsini eskilerin deyimiyle meczedelim, yeni deyimiyle şunları efendim bir süzgeçten geçirip kendimize mal edelim. Hoşçakalınız.